Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki genç ofis önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ellerinde "Filistin'de zulme dur de, savaş değil soykırım, Filistin elbet özgür olacak" yazılı pankartlarla Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, genç ofis önünden yaşam merkezine kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Grup adına konuşma yapan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Negiş, günlerdir Gazze'den acı feryatların yükseldiğini ifade etti. Dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliği olarak "Say Stop" demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağın yoğun bombardımana tabi tutulduğu orantısız gücün savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı insanlık oyununun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı çocuk kadın her bir Filistin sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasını sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözünün önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığının bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Her zaman mazlumların savunucusuna olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek, "Say Stop" diyerek haykırıyoruz.